Manşete hoş geldiniz. Seçim tarihi olarak 14 Mayıs konuşuluyor. Cumhurbaşkanının bir dönem daha aday olup olamayacağı tartışılıyor. Türkiye'nin seçime nasıl gideceği bir meclis kararıyla mı yoksa Cumhurbaşkanı kararıyla mı olacak? Bunun üzerinde yasalar ve anayasa üzerinden kritikler yapılıyor. Bütün bunların hepsine bakacağız. Yine sadece bu konu değil. Bunun dışında gerçekten seçim satım haline girilen şu aylarda devletin topyekun valisiyle, kaymakamıyla, rektörüyle, e, medyasıyla e, nasıl e, tam saha pres uygulamaları devreye soktuğuna dair de mühim işaretler var. Bunlara da bakacağız ve bunlara dair uyarılarımız, ikazlarımız ve elbette tespitlerimiz de olacak. Çeşitli anekdotlar ekrana getireceğim bugün. Ve gene yurt dışından mühim bir tespit ekonomistin kapağı. Türkiye diktatörlüğün eşiğinde. Zaten bize KC'yi yazdıran da bu. Bunu detaylı olarak ele alacağım ve okuyacağım. Ekonomistin analizini ve ekonomiste İngiliz ekonomist dergisinde çıkan analizde Türkiye'nin nasıl yakından izlendiği, nasıl takip edildiği ve nasıl enteresan bir analiz yapıldığını ve Türkiye'de belki bu analizde bu analize yakın pek çok analiz yapılmış olabilir ama bazı enteresan satır araları var. Onu da onlara da dikkatinizi çekeceğim. Ama onlardan önce şunu söylememe izin verin. Bugüne kadar ne söylediysek söyledik. Zaten bugüne kadar yaptığımız yayınların bir amacı da politika yapıcılara, siyaset yapıcılara yön göstermek, yön belirlemek veya bir takım onları yönlendirmek bu burada bir sıkıntı var. Bu şu şekilde ele alınsa daha doğru olur falan demekti. Bu dinlensin veya bu önerilere kulak asılsın falan diye değildi tek başına. Aynı zamanda tarihe de bir kayıt düştük. Fakat bugüne kadar ne olduysa oldu. Ben özel hayatta da genelde de böyle yaşamaya dikkat ederim. Geçmiş geçmişte kaldı bitti. Artık geçmişin sürekli gündeme getirmek, sürekli birilerinin başına kalkmak, sürekli keşkeler, pişmanlıklar, ah biz demiştiklerle falan hayat geçmez. Bu insana da zarar verir ve insanın ortaya koyduğu fikirler de sürekli tekrar edeceği için onun seyircisine veya kitlesine de Doğru bir elektrik geçmez. Dolayısıyla mevcut artık eldeki veri neyse o verilerle yürümek gerekiyor. Yani bugüne kadar ne olduysa oldu. Yapıldı veya yapılmadı. Doğru yapıldı veya yanlış yapıldı. Ne olduysa oldu. Mevcut eldeki verilerle ve eldeki olgularla yürümek gerekiyor. Muhasebe elbette olmalı. Ancak bu seçim sonrasında olacak bir şey. İşte o zaman diyebilirsiniz. İşte bu konuda belli risklere dikkat çekilmişti. Belli konularda yanıldık. Belli konularda şöyle düşünmüştük filan bu seçim sonrası konu ama seçime kadar bunlara bunları da bu konuları da bir anlamda halının altına süpürmek gerekiyor ileride açılmak üzere. Dolayısıyla geçmişte ne olmuşsa oldu. Bundan sonra önümüze eldeki verilerle bakmamız lazım. Diyoruz ve ekonomistin kapağıyla başlıyoruz. İngiliz ekonomist gazetesi son derece etkili bir gazetedir ve bu gazetede e, kapak Recep Tayyip Erdoğan'dı ve kapağa da dikkat ederseniz zaten eee ay yıldızlı Türkiye bayrağı e, çizilmiş ama eee Hilal e, de Erdoğan silueti var. E, Türkiye diktatörlüğün eşiğinde Erdoğan'ın imparatorluğu üzerine özel bir rapor başlığıyla bir analiz kaleme alınmış. Ben e e ekonomistin kapağında Türkiye diktatörlüğün eşiğinde fikrine katılıyorum. Ben şu ana kadar hiçbir zaman e Türkiye bir diktatörlüktür, Erdoğan da bir diktatördür demedim. Çünkü bu görüşe katılmıyordum. Bunu diyenler vardı. Onların görüşlerine saygı duyarım. Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde mesela diktatör diktatör bozuntusu demişti. Erdoğan da onu dava etmişti. Yurt dışında yayın yapan kimi gazeteci ve akademisyen arkadaşlarımız da bu ifadeyi kullanıyorlar ama ben katılmıyorum. Diktatör Kelime manası itibariyle veya diktatörlük başka bir hikaye. Şu anda Türkiye'de olan, yaşanan, bugüne kadar ki rejim uygulamalarına baktığınızda bunun elbette işaretleri var, elbette izleri var, elbette diktatörlük tanımına girecek belli konuları var ama %100 baktığınızda buna bir diktatörlük denemez. Rekabetçi otoriterlik diyenler var iyimser. Rekabetçilik, rekabetçi otoriter hani siyaset biliminin belki alanına giren bir konu ama Öyle de değil, e, otoriter denebilir, katı otoriter denebilir, baskıcı denebilir. Fakat önümüzdeki seçimden sonra işte bu diktatörlük, e, rejim diktatörlüğü, bu Erdoğan'la da temsil edebilir, başkalarıyla da temsil edilebilir, yerine gelecek isimle de temsil edilebilir, fark, ed fark etmiyor. Bu diktatörlük tesis edilecek gibi duruyor. O açıdan ekonomistin kapağını önemsiyorum. Türkiye diktatörlüğün eşiğinde kapağını o yönüyle de önemsiyorum. Şimdi bu analize baktığımızda son derece çarpıcı bir analiz. Birkaç paragrafını okuyacağım izninizle. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahip. Sallantılı bir mahallede çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle de savaşın parçaladığı Suriye'de. Giderek Batı Balkanlar, Doğu Akdeniz ve yakın zamanda da Afrika'da daha fazla etki sahibi oluyor. Her şeyin ötesinde Türkiye, Karadeniz ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında önemli role sahip. Geçen sene Ukrayna tahılının aç kalan dünyaya gönderilmesini sağlayan anlaşmanın imzalanmasına yardımcı oldu. O yüzden dışarıdan bakanlar Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine dikkat etmeli. Şu durum seçimi daha da önemli kılıyor. Giderek dengesizleşen Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde olan ülke felaketin eşiğinde. Seçim yaklaşırken Erdoğan'ın davranışları Türkiye'nin bugünlerde fazlasıyla defolu olan demokrasisini tam anlamıyla bir diktatörlüğe dönüştürebilir. Mart 2003'te ilk kez başbakan olduğunda Erdoğan, Türkiye için büyük umut vaat ediyordu. Layık görüşlüler onun fazlasıyla is İslamcı görüşleri olduğunu düşünüyordu. Ancak AKP bu türde politikaların peşinden fazla koşmamıştı. İlk yılında Erdoğan'ın hükümeti ülkeye uzun süre edir sahip olmadığı ekonomik ve siyasi istikrarı getirdi. Erdoğan siyasete çok sık müdahil olan ve darbeler yapan generallerin sivri dişlerini söktü. Ekonomiyi güçlendirecek reformlar yaptı. Hatta uzun süre ordunun elinde acı çeken Türkiye'nin en büyük etnik azınlığı Kürtlere barış mesajları verdi. 2005'te hak ederek seleflerinin tümünün elinden kaçırdığı ödüle ulaştı. Resmi olarak Türkiye'nin bir gün Avrupa Birliği'ne katılması için müzakereler başlatıldı. Ancak Erdoğan iktidarda kaldıkça oto demokratlaşmaya başladı. 11 yıl başbakanlık yaptıktan sonra cumhurbaşkanı seçildi ve daha önceden zayıf olan bir makamı güçlendirmek istiyordu. 2016'daki darbe girişiminden sonra on binlerce kişiyi işlerinden kovdu veya tutuklattı. Bunu çoğunlukla darbenin arkasında olmakla suçlanan dini grupla bağlantılı olduklarına dair fısıltılara dayanarak yaptı. Misal bahsi geçen kişinin çocuklarından birinin o grubun okullarına gittiğini söyleyerek. Bu özel sayımızda anlatıldığı gibi Erdoğan istikrarlı olarak kurumları zayıflattı ve denge mekanizmalarını güçsüzleştirdi. Medyanın çoğunu devlet propagandası aracı haline getirdi. interneti efektif olarak sansürledi. Kendini eleştiren birçok kişiyi hapşa attı. Buna muhalefet liderleri de dahil. AKP içindeki rakiplerini oyun dışı bıraktı. Yargıyı ayarttı. Onu rakiplerini taciz etmek için kullandı. İktidardaki 3. 10 yılına girmeye hazırlanırken Erdoğan dev sarayında oturup sarayda ona hatalı olduğunu söylemekten korkanlara emirler yağdırıyor. Giderek daha dengesiz hale gelen inançları hızla milli siyaset haline geldi. Bu doğrultuda daha önce bağımsız olan Merkez Bankasına açıkça delice olan bir para politikası uygulatıyor. Enflasyonun ilacının parayı daha ucuz yapmak olduğuna inanıyor. Türkiye'de enflasyonun %64 olmasının ana nedeni bu. Yaşam standardı düşüyor, sinirler yükseliyor. Özellikle şehirli seçmen direniyor. 3 sene önce Erdoğan'ın partisi 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı seçimlerini kaybetti. Anketler eğer muhalefet temiz sayılacak bir aday arkasında birleşirse 4 ay içinde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kaybedeceğini gösteriyor. Bu eğer büyük soru işareti. Erdoğan zaten adil olmayan seçim ortamını kendi lehine eğmeye kararlı. Erdoğan'ın en ciddi rakibi denilebilecek Ekrem İmamoğlu kazandığı ilk belediye başkanlığı seçimini geçersiz kılan seçim yetkililerine ahmak dediği için hapis cezası ve siyasi yasa çarptırıldı. İktidar Anayasa Mahkemesi'nden birçok lideri tutuklu olan en büyük Kürt partisi HDP'yi kapatmasını istiyor. Mahkeme HDP'nin banka hesaplarını dondurdu. Cumhurbaşkanlığını yenmek istiyorlarsa muhalefetin Kürt oylara ihtiyacı var. Erdoğan bir zamanlar demokrasinin bir araç olduğunu söylemişti. Gideceğin yere ulaştığında inersin. Erdoğan döneminde seçimler nadiren tamamen adil oldu ancak çok sayıda seçmenin katılımıyla geniş ölçüde özgür oldu. Bu kez endişe ise kaybetmekten korkan Erdoğan'ın seçimlerin ne adil ne de özgür olmasına izin vereceği. Batılı liderlerin konuşması gerekiyor. Amerika ve Avrupa Birliği sorunlu ama önemli müttefikini uzaklaştırma korkusuyla Erdoğan'ı eleştirmekten sık sık kaçındı. Kimse Türkiye kadar önemli bir ülkenin tamamen kanun tanımayan devlet konumuna gelmesini istemiyor. Hepsi küskün, yalnız bırakılmış bir Türkiye liderinin büyük zararlar verebileceğini biliyor. Yunanistan ve Kıbrıs'la daha şiddetli toprak kavgaları çıkarabilir. Suriye'de daha ileri karışıklık ve itilaf çıkarabilir. Türkiye'deki 5 milyon sığınmacı ve mültecinin Güney Avrupa'ya yelken açmasına izin verebilir. Bu pek çoğunun izin verirse yapacakları bir şey. Ve Erdoğan şu an bir NATO üyesi olmasına rağmen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemeye devam ederek Ukrayna'da taraf tutmayı reddettiği konumundan uzaklaşabilir. Öte yandan Türkiye'nin aynı zamanda batıya ihtiyacı var. Özellikle de hırpalanmış ekonomisine bir miktar istikrarı geri sağlamak için. Üyelik görüşmeleri sıkışmış olsa da Türkiye yine de Avrupa Birliği ile büyümeyi güçlendirecek gelişmiş ve genişletilmiş gümrük birliğine ulaşma umudu içinde. Türkiye siyasi ve ekonomik belirsizlik sonucunda alt üst olan yabancı doğrudan yatırımı yeniden canlandırmanın bir yolunu bulma ihtiyacı duyuyor ve kendi düşük üretimini geliştirmek için batı teknolojisine bağlı durumda. Türkiye batı silahları da istiyor özellikle Amerika savaş uçakları. Erdoğan sırtını demokrasiye dönüp diktatörler kulübüne katılırsa bütün bunları sağlayamazlar. Bütün bunlar Erdoğan'ı batıya Erdoğan'ı batıyla bir arada kalmaya teşvik ediyor. Bu durum Batı liderlerine pazarlık gücü vermeli. Erdoğan çekingenliği kendi avantajı için baskı yapma alanı olarak gören ve sertliği de son zamanlarda Orta Doğulu ile yaptığı gibi gardını indirmek için bir teşvik olarak gören bir zorba. Batı liderleri bu durumda seçimden önce hem özel olarak hem de açık bir şekilde İmamoğlu ve HDP'ye yönelik muhtemel yasaklarla ilgili konuşarak Erdoğan'a davranışlarını ne kadar umursadıklarını göstermeli. Erdoğan'ı uçurumun kenarından çekmek için geç değil ancak Batı onu uyarmaya şimdiden başlamalı. Evet. Enteresan. Özel bir dosya ben geniş bir özetini okudum ama Özel dosyada yer alan diğer başlıklar, Türkiye bu yaz kritik bir seçimle karşı karşıya, ekonominin acil olarak reform ve tamire ihtiyacı var, Erdoğan'ın yakınları giderek güçleniyor, Suriye'nin iç savaşının Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye siyasal İslam'ı yurt dışında teşvik etmeyi bıraktı, Türkiye'nin yeni cepheleşmeye dönük bir dış, politika baş, dış politikası var, Türkiye'de muhalefetin seçimi kazanmak için önünde büyük engeller var, ve Türkiye hala sadece bir demokrasi ancak öyle kalacağı kesin değil. Biraz geniş okudum ama bu zannediyorum bugüne kadar özellikle yurt dışı basında Türkiye hakkında 2023 seçimlerine tarihi seçimlerine gidilirken yapılmış en doyurucu, en e, kapsamlı araştırma dosyası ve sağlam tespitler. Analizler içeren bir dosya. Şahane kaleme alınmış ve e, adeta ilmek ilmek okunmuş. E, bunu e, şey yapınca e, görünce bu analizi diyorsunuz ki elin oğlu boş durmuyor. Bak nasıl takip ediyorlar ve nasıl detaylı bir Türkiye fotoğrafı çekiyorlar. Yatırmışlar ve tek tek bakmışlar ve özellikle son birkaç senede yaşanan gelişmeleri alt alta toplamış ve ifadelendirmişler. Onun için boşuna böyle bir kapak çıkmadı. Türkiye diktatörlüğün eşiğinde Erdoğan'ın imparatorluğu üzerine özel bir rapor. Elbette ana fikri şu. Batı bu gidişatı seyretmemeli ve Erdoğan'ın elini güçlendirecek, onun işte seçimi kazanabileceği veya gücünü artırabileceği hamlelerine fırsat vermemeli. Yani bir anlamda Avrupa'yı ve Amerika'yı uyaran, veya bu konuda sorumluluğa davet eden bir tarafı var. Evet son derece enteresan ama olan biteni çok güzel ortaya koyuyor. Şimdi geçelim Türkiye'deki kısır gündeme. Seçim tarihi olarak 14 Mayıs'a işaret etti ama bu ortaya atılmış bir laf. Bunun ne biçimde nasıl olacağına dair henüz bir veri yok. Ee, AKP sözcüleri 8 ile 10 Mart arasında veya 8-12 Mart arasında neyse yani İki ay öncesinde ya da iki buçuk ay öncesinde Erdoğan'ın anayasadan aldığı yetkiyle ülkeyi seçime götürebileceğini söylüyor. Tabii orada bir sürü video dolaşıma girdi. Yani Erdoğan referandumdan önce işte Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme yetkisi olmayacak yok böyle bir şey falan diye o dönem dönen iddiaları yalanlamıştı. Yani bunu döndürmenin bir manası yok. Erdoğan dündündür bugün bugündür diyen bir lider ve şu anda AKP sözcüleri de. ...bunu ısıtıyorlar. Yani... ...bu ilk defa olacak. Evet olacak. Erdoğan'ın... ...böyle bir yetkisi var. Yapar yapacak ve... ...Erdoğan... E, ...şu anda ilk dönemini yaşıyor. Dolayısıyla... ...ikinci dönem adayı olacak. Haliyle... E, ...2018'de ki seçimle... E, ...yeni referandumla... ...yeni sistemle gidilen seçimde... ...Erdoğan birinci cumhurbaşkanı oldu. Şimdi... E, ...ikinci dönemine gidecek. Dolayısıyla... ...yasal bir engel yok diyorlar. Bunu buna bunu da anayasaya takla, takla attırarak... Yap, ...yapıyorlar. Orada. arada... Muhalefet sözcüleri, kimi muhalefet sözcüleri şunu söylüyor. Ee, seçim kanunu çıkıp resmi gazetede yayınlanması 6 Nisan geçtiğimiz yıl 2022'de. Anayasa hükmü gereği seçim kanunu yapıldıktan sonra bir yıl içinde gidilecek seçimlerde uygulanamıyor. Böyle bir tedbir koymuş anayasa. Birazdan bakacağız o maddelere. Deniyor ki seçimin başlangıcı. 2 ay öncesidir. Yani eğer 14 Mayıs'ta seçime gidilecekse 14 Mart'ta en geç seçim kararı almanız lazım. 14 Mart'ta 6 Nisan'dan önceki bir tarih olduğu için eski kanunla gidilir seçime diyorlar. Hatta bazı ileri yorum yorumlar eski e, sistemde olduğu gibi işte baraj sıfıra düşer parti ittifakları ile ilgili o maddeler geçerlidir falan diyorlar. Bütün bunlar nasıl olur olabilir biraz da ona bakalım. Ama önce Ekonomistin raporunda da dile getirdiği gibi e, olayın nasıl artık e, otokrat bir Türkiye'de e, seçim kontrolüne döndüğüne de bakalım. Bu sadece bir örnek yani böyle birçok e, valilik e, şeyleri var, e, genelgeleri var. Onlardan biri ve sonuncusu 17 Ocak tarihli Bursa Valiliği Erdoğan'ın 21 Ocak Cumartesi günü yarın Bursa'da gerçekleştireceği toplu açılış törenine bütün kamu çalışanlarının katılımını zorunlu tutmuş. Yani oraya yani meydanları dolduran kalabalıklarda bunlar, zorla oraya götürülenler. Öğrenciler, kamu çalışanları, fabrika işçileri filan. Bir diğer işte Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Bütün bunların hepsi son birkaç gün içinde yaşanan hadiseler. Turgutlu Kaymakamlığı 6 Ocak kararıyla Sinan Ateş'in ruhu için Turgutlu Hal Camii'nde işte Mevlüt okutulması veya işte Kur'an-ı Kerim tilaveti için gerekli izni vermemiş. Yani bırakın mitinge bindirilmiş kıtaları götürmeyi, bir vefatın ardından duruma göre müftülük Mevlide veya Kur'an tilavetine de izin vermiyor böyle bir ülke. Yani müftüsüyle, valisiyle, kaymakamıyla, polis gücüyle, sivil toplumuyla, medyasıyla, aklınıza gelebilecek bütün unsurlarıyla, askeriyle istibaratıyla. Tam sağa pres götüren bir ülke. İşte bu da onun fotoğrafı. İsmail Saymaz Halk TV.com.tr'de basmış ve bu 13 Ocak'ta Erzurum'da bir alışveriş merkezinde bir giyim mağazasında daha doğrusu çekilmiş. Fotoğrafta okla gösterdiğim kişi Erkam Yıldırım, Binali Yıldırım'ın oğlu böyle yayılmış koltuğa elinde bir tesbih var çekiyor. Binali Yıldırım'ın da bir sıfatı yok. Onun oğlunun hiçbir sıfatı yok şu anda yani. Gerçi Binali Yıldırım AKP Genel Başkan Vekili galiba her neyse. Hadi gene Binali Yıldırım eski başbakan olarak falan gittiği yerlerde kendine göre bir saygı görebilir. Ama Oğlunun hiçbir e, şeysi yok. Vasfı yok. Burada e, Erkam Yıldırım'ın solunda vali var. E, Oktay Memiş. Onu en azından e, doğru bir koltuğa oturtmuşlar. Fakat onun dışındakiler sağında ikinci sırada AKP il başkanı. Karşısında asker üniformasıyla kamuflajlı görüyorsunuz. İl jandarma komutanı var filan. Böyle bir durum. Türkiye'nin fotoğrafı bu esasen. Yani bu fotoğraf çok şey anlatıyor ve bu fotoğraf arşivlerdeki yerini aldı ve bundan sonraki yıllarda da çokça atıfta bulunulacak bir fotoğraftır. Böyle bir ortamda seçime gidiliyor. Şimdi bakalım madde madde daha evvel ekrana getirdiğim bazı grafikler vardı. Bazısını da yeni hazırladım sizin için. Bu mevcut anayasanın 101. maddesi. Burada diyor ki yaklaştırarak bakalım bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Kimi buna bakarak diyor ki e Erdoğan iki kere cumhurbaşkanı seçildi bir daha seçilemez. Hayır öyle değil. 116. maddede üçüncü kere seçilebileceği düzenlenmiş. Fakat... Şimdi bu maddeyi yorumlayan AKP sözcüleri diyorlar ki bu madde 2017'de görüyorsunuz 16 Nisan 2017 referandumuyla değişti. Değiştiğine göre diyor o tarihten itibaren şey başlar ne derler yani önceki cumhurbaşkanlığı önceki yaptıkları düşer o tarihten itibaren sayılmaya başlar. Şimdi Erdoğan birinci dönemini yaşıyor diyorlar. Halbuki bakıyorsunuz ne değişmiş altta o var bu maddenin başlığı Nitelikleri ve tarafsızlığı iken e, referandum da değişmiş. Adaylık ve seçimi falan gibi. Yani sadece maddenin başlığı değişmiş ve madde bütün cümleleriyle duruyor. Herhangi bir değişiklik yapılmış olsa olmasa bile madde bütünüyle korunmuş burada. Fakat bu durum çok net. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Burada hatırlatalım. Abdullah Gül 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğinde 7 yıllığına seçildi. Daha sonra anayasa değişti ve yürürlüğe girdi. Ancak Abdullah Gül 7 yıllığına seçildiği için 7 yılı tamamladı. Sonra anayasa mahkemesine AKP başvurdu. Dedi ki Abdullah Gül bir daha aday olamaz. Çünkü o şey olduğunda Cumhurbaşkanı seçildiğinde Kural bir defa seçilir hükmüydü. Dolayısıyla Abdullah Gül bir daha aday olamaz. Tayyip Erdoğan kendisinden sonraki bütün isimleri önünü kestiği için. Anayasa Mahkemesi hayır dedi. Bu dedi Abdullah Gül için de geçerli. Abdullah Gül bir kere daha aday olabilir. Ondan dolayı Abdullah Gül'ün de ikinci kez adaylarının önünü açmıştı. Bu maddeye dayanarak onu da hatırlatmış olalım. Fakat 67. madde. Anayasa Mahkemesi'nin 67. maddesinin son fıkrası son derece net altta sarı ile işaretledim. Ben okuyorum okuyamayanlar için. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Şimdi bunu e, şey yapıyorlar. E, daha çok kullanıyor muhalefet e, lider şeyleri, sözcüleri. Diyorlar ki e, seçim başlamıştır 2 ay önce. Yani 14 Mayıs'ta seçime gidilecekse 14 Mart'ta başlamıştır. Haliyle eski kanunla gidilir diyorlar. Orada da Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu atıfta bulunuyorlar. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu anayasa değişikliğinden sonra e, revize edilen kanun. Burada diyor ki oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başkanlık e, başlangıç tarihidir. Buradan hareketle Seçimin başlangıç tarihi esas alınır falan diyorlar. Çok kafa karıştırıcı bir şey. Fakat ben şunu söyleyeyim. Gerek teamül gerekse uygulama. Anayasada geçen şu konu. Yani seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz e, maddesi seçimin yapılacağı tarihle ilgilidir. Yani zaten altılı masada e, son toplantısında şunu söyledi. 6 Nisan'dan önce gidilecek eski kanunla gidilecek seçimlere varız ama 6 Nisan'dan sonra yeni kanunla gidilecek seçimlere yokuz dedi. Burada altılı masa unsurlarının yani muhalefet partilerinin de orada da saygın anayasa hukukçuları var. Bu işleri bilen insanlar var. Onlar da işin seçim tarihiyle sınırlı olduğunu altını çizmiş durumdalar. Ben de o görüşteyim. Hukukçular hukuk, hukukçular farklı söyleyebilir, farklı siyasetçiler farklı e, düşünceleri ileri sürebilirler ama burada kastedilen Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz maddesi seçim tarihiyle ilgilidir. Haliyle 6 Nisan'da yürürlüğe girmişse seçim kanunu 7 Nisan'da yaptığınız seçimde bu uygulanır. Bu kadar net ve açık o konudaki farklı görüşlere maalesef katılamıyorum. O arada bir kere daha hatırlatalım Cumhurbaşkanı'nın seçimi belli. Erdoğan 3. dönem seçilmek istiyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararı, erken seçim kararı alınması gerekiyor. Muhalefete dönüp bakalım. Başörtüsü serbestlisi teklifi BBC Türkçe'nin manşetiydi dün gün içinde. Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmış. İyi Parti ve CHP ortak değişiklik önergesi verecek. Yani e, muhalefet AKP'nin anayasa değişiklik teklifine girdi biz dedim ya da başta da söyledim daha önce ne demiş olursak olalım artık şu anda mevcut duruma göre analiz yapacağız. Muhalefet iktidarla belli ki meclis açık olduğu sürece mecliste ya kapaç olmaya devam edecek. İktidarın getirdiği önerileri alıp değerlendirecek. Anayasa mahkeme, anayasa görüşmelerine girecek e, filan şu bu. E, yine e, 14 Mayıs tarihi de Erdoğan'ın açıkladığı, Bahçeli'nin işaret ettiği Mayıs e, gerek e, İyi Parti, gerekse CHP tarafından sözcüleri tarafından kabul edilmiş görünüyor. Diğer partiler de kabul etmiş görülüyorlar. Tamam, 17 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta gidelim diyorlar. Erdoğan'ın e, adaylığına da bir itiraz yok. Yani Erdoğan parlamentoyu feshediyor ediyor ve ülkeyi seçime götürüyor. Aday olması Anayasa'ya göre mümkün değil ama kimse çıkıp da hayır sen aday olamazsın demiyor. Yüksek Seçim Kurulu da belli ki o yönde karar verecek öyle görülüyor. Ne diyelim bugüne kadar söylediklerimizi söyledik. Yeni bir şey demeyeceğim. tekrarda etmeyeceğim. Ama muhalefet bu topa girmiş görülüyor. Şu anda bu <laughs> anayasa komisyonunda iyi Partililer, CHP'liler yok işte kadın başını nasıl ölsün, nasıl örtmesin, kadın erkek evliliği medeni kanunda nasıl olsun, bir kere mi olsun, beş kere mi olsun, yok burka giyenlerin durumu, yok çarşaf giyenlerin durumu, yok başörtüsü meselesiyle ilgili değişiklik teklifleri diyecek bir şey bulamıyorum. Yapsınlar. Fakat söyleyeceğim mühim bir şey var. AKP yani AKP'nin bu konuda attığı her adım siyasi. Yani mesele ya, yani özgürlükleri budayan, taş taş üstünde bırakmayan ülkede bütün yani e, bir asırdır yaşanan insan hakkı ihlallerinin tamamını bilmem kat be kat fazlasıyla 6 yıldır 7 yıldır ceberrut bir şimdi uygulayan AKP ile e, AKP'nin özgürlük ya da hürriyetle ilgili veya insan hakları ile ilgili düşün, bir düzenleme yapabileceğini mi düşünüyor? Yapacağını mı düşünüyorsunuz? Diyelim ki hani tamamen attı adımlar siyasi. Burada şöyle bir hamle var. Dikkat çekici bir şey. Muhalefet girdi bu topa tamam. Belli ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelere de girecek. Ve dedi ki mesela muhalefet biz e, 400'ün üzerinde bu iş geçsin aman referan şeyde seçimde bir san bir referandum sandığı da eklenmesin. Erdoğan buradan da kendine bir mağduriyet çıkartmasın diye 400'ün üzerinde oyla biz bu işi geçireceğiz falan dediler. Söyleyeyim referandum sınırında geçebilir. Nasıl geçebilir? Muhalefet oy verse bile yani AKP, Erdoğan, saraydaki adamlar her şeyin farkındalar. Bir kısım AKP'liler red oyu verip oylamada <laughs> bu başörtüsü anayasa değişiklik teklifini 360 ile 400 arasında tutabilirler. Yani muhalefet girip oy verse dahi CHP'liler iyi partililer girip oy verse dahi AKP MHP duruma bakıp ve olayı matematik olarak da 360 ile 400 arasında tutmak için grup başkan vekillerini falan ekstra çalıştırıp o rakamı sağlayabilir. Yapabilir bunu. Oylama gizli çünkü. Kimin ne, ne oy attığı, kabindeki kime ne oy verdiği belli değil. Haliyle böyle de bir risk var. Yani biz meclise gireceğiz, oy kullanacağız, bu iş 400'ün üzerinde geçsin diyorsunuz ya. İşte AKP'nin bu oyunuyla olay 360 ile 400 arasında kalıp seçimde bir referandum sandığı konabilir ve bunu değerlendirmediklerini mi zannediyorsunuz? Buna bakıyorlar şu anda. Memduh Bayraktaroğlu demiş ki yanlış mı duydum Kemal Bey 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz dedi. Yahu kafayı yiyeceğim. Erdoğan seçim kararı alır ve aday olursa 6 siyasi parti de YSK'ya itiraz etmeli ki adaylığa onay veren üyeler yargılanabilsin ve mahkum olsunlar. Nesrin Nas anayasayı hatta kendi yaptığı anayasayı çiğneyen bir iktidarla muhalefet anayasa değişikliği için masaya oturuyor. Öte yandan bize demokratik bir hukuk devleti vaat ediyor şaka gibi. Ne yazık ki muhalefet halen iktidarın çizdiği sınırların dışına çıkamıyor. Asıl sorunumuz bu demiş. Çokça bu konuda yorum var. 14 Mayıs e, tarihine Erdoğan telaffuz ettiyse kaybetmeyeceği seçime girmez. Orada da bir hesabı vardır diyenler var. Çok sayıda yorumlar var. Sadece ikisini getirdim. Dönelim HDP'ye. HDP'de kapı hala açık. HDP'nin ışığı hala sarı. Reuters'a verdiği demeçte e, Selahattin Demirtaş altılı masanın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada diyor ki bu önemli. Yine e, seçim güvenliğine dikkat çekiyor ve Buna öncülük etmek CHP'ye düşer diyor. Belki de hazırlık yapılıyordur diyor. Ve orada da gene ortak aday ve CHP vurgusu iki şeyi arka arkaya koyarsanız yani şeyin HDP'nin Kürt oylarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyeceği yorumu da çıkabilir ki Ahmet Türk'ün yorumu biraz daha açık. Bu iktidarı ilk turda göndermeyi biz de isterdik ama sorumluluk bizde değil altılı masada diyor. Yani altılı masa Kürtlerin de oy verebileceği bir aday gösterirse ki işaret Kemal Kılıçdaroğlu bu iktidar ilk turda gönderilir diyor. Kürtler de oy verir ve bu iktidar ilk turda gider diyor. Benzer bir yorumu Sırrı Sakık da yapmış. Sonrası ikinci tur mu olur? Her zaman müzakereye açığız demiş. Her zaman müzakereye açığız lafları HDP sözcülerinden başta Selahattin Demirtaş, sonra Ahmet Türk olmak üzere Sırrı Sakık önemli. O arada Ekrem İmamoğlu Anadolu çıkarması 15'ten fazla ili ziyaret edecek ve büyük şehrin katkısı olan bir takım projeler atacak. Tabii niçin olduğu hikaye ayrı bir konu ama İmamoğlu belli ki seçime kadar dinamik bir şekilde Türkiye satında bir kampanya yapacak. Şunu da hatırlatalım. Son iki aydır özellikle İmamoğlu'na siyasi yasak olayından bu tarafa Meral Akşener'in İmamoğlu ilgisi devam ediyor. Hemen her grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunuyor. Ben Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun zayıf bir ihtimal de olsa adaylığı veya onunla ilgili belki ileriye dönük e, tekliflerini saklı tuttuğunu düşünüyorum. Altılı masada bu konuyu belli ki gündeme getirebilir. Şu günlerde Liderler Turu'na çıktı. 26 Ocak'ta Altılı Masa var. 30 Ocak'ta da zannediyorum ortak adayı artık açıklayacaklar. Bilken toplantısıyla şu ara Altılı Masa epey hareketli. Akşener'in ev sahipliğinde toplanması da önemli. Öyle denk geldi. Sedat Peker cephesinden haber var. Tabi Sedat Peker seçime 2 ay kala bir takım ifşaatlarda bulunacaktı. İşte seçime de şurada 2-3 ay kaldı aşağı yukarı. Başlaması lazım ya da bu konuda hazırlık yapıyor mu falan diye herkes oraya dönüp baktı ama bu çok mümkün görünmüyor. Fakat bazı tweetler RT etti. Mesela Salim Şen'in tweetini, Kemal Bildiş'in tweetini. Salim Şen tweetinde diyor ki, ee, Sedat Peker bu yolla muhalefete bir mesaj gönderiyor. Ee, dijital tecrit kaldırılmazsa seçimlere iki ay kala yayın yapamam. Bunun için çaba gösterin. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını Sedat Peker'in elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyla paylaşması önemli ölçüde etkiler demiş Kemal Bildiş'te. Peker de bunları retelemiş. Yani diyor ki Peker bir anlamda şey yapın yani bu konuyu diyor yani çözün. Ben şu dijital tecritten bir çıkayım bir rahatlayayım. Yapmam gereken paylaşımlar var. Zamanı geldi çünkü. O açıdan bu haberler enteresan Sedat Peker'in bu RT'leri de enteresan ama avukatı Ersan Barkın e, bunun şimdilik söz konusu olmadığını söylemiş. Diyor ki dijital tecrit denen fiili ev hapsindeyken koşulları değişmeden herhangi bir paylaşım yapmasının olanaklı olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım ama sanırım başarılı olamadım diyor. Ersan Barkın da evet avukat olarak söylemesi gereken şeyi söylüyor. Evet durumlar böyleyken böyle ve enteresan bir sürece girmiş durumdayız. Başta da söyledim. Bugüne kadar ne yaşandıysa yaşandı, ne olduysa oldu. Ne tespitler ne analizler ne yorumlar yaptıysak yaptık. Ama bundan sonra artık eldeki verilerle ve yaşananlarla her ne kadar bazı yaşanan gelişmeler bizi umutsuzluğa sevk etse, yer yer ya yapmayın artık, bunu da yapmayın falan dedirtse de bu iktidarın değişmesi, bu rejimin devrilmesi Erdoğan saltanatının yıkılması için son şans. 14 Mayıs veya işte onun öncesi veya sonrasında gidilecek seçimler. Normal zamanı 18 Haziran zaten. Şu anda bile yani normal zamanında bile olsa 5 ayın altına düştü. 4 ay küsür gün kaldı seçimlere. Böyle bir ortam. E, tümüyle bütün devlet imkanları, e, bütün devlet görevleri, kolluk gücü, istihbaratı medyasıyla bastıracak ve elinden geleni ardına komuyacak bir iktidar var. Meclisteki oyunları bir kısmını anlattım. Bir kısmı da yola çıkacak gelecek. Ekonomistin analizi son derece önemli. Eğer kaçıranlar varsa dönsünler başta bir 7-8 dakika belki 10 dakika okuduğum o analizi tekrar okusunlar. Tekrar baksınlar, tekrar dinlesinler. Son derece çarpıcı, çarpıcı satırlarla bir Türkiye fotoğrafı. Türkiye evet bir diktatörlüğün eşiğinde ve son derece önemli, son derece kritik, tarihi bir seçime gidiyor. Gerçekten herkesin aklını başına toplaması ve Erdoğan'ı devirecek karşısında bir blok var ve bu blok bir türlü bir araya gelip onu devirecek bir ortak aday çıkaramıyor. Bu konuya kafa yorması gerekiyor. Erdoğan muhalefetin bölünmüşlüğüyle aradan sıyrıldı ve önce İstanbul'a belediye başkanı oldu. Ardından da Türkiye'de iktidar oldu. Bunun nedeni karşısındaki muhalefetin soluyla merkez sağıyla parçalanmasıydı. Sağda birkaç parti, solda birkaç parti öyle çıktı mesela İstanbul Büyükşehir'de %24-25 gibi bir oyla. Daha sonra mağduriyeti kullandı hakkında hapis kararı çıktı ve kimsenin adını duymadı Ali Müfit Gürtün'e çok daha yüksek bir oyla çünkü ona verilen oylar Erdoğan'a verilen oylarla medya desteği falan da olmadan İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu sonrasını herkes biliyor yani Erdoğan muhalefetin parçalanıp bölünmesiyle bunu kendi yapmadı elbette o günlerde hiçbir gücü yoktu medyada karşısındaydı 28 Şubat buram buram yaşanıyordu aradan sıyrıldı yani muhalif cephenin ya da partilerin bölünmüşlüğü siyaset bölünmüşlüğüyle aradan çıktı sonra aldı bunu kendisine karşı olan muhalefet cephesi için kullandı. Liderleri düşürdü, partileri böldü, operasyonlar çekti, şu oldu bu oldu. Hala aynı şeyi uygulamaya devam ediyor. Bu defa hedefte tabii altılı masa var ve altılı masanın kendini devirebilecek bir ortak aday çıkarmaması çık amacıyla adımlar atıyor. Kürt oyları aynı şekilde. Kürt oylarını yani HDP'nin seçimi boykot etmesi ve işte Kürt oylarının sandığa gitmemesi için elinden gelen ardına komuyor. İşte Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak falan böyle bir konu. Yani muhalefetin bölünmüşlüğüyle aradan çıkan Erdoğan 94 İstanbul Belediye seçimleriyle şimdi onu aldı. Aynı silahı gene benzer bir şekilde kullanıyor, uyguluyor. Bundan sonraki süreçte belki biraz daha gelişmelere göre sıkça karşınızda olmaya çalışacağım. Gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağım. Fakat her geçen gün altılı masaya, altılı masa liderlerine ve özellikle o altılı masayı kuran başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in sırtına büyük yükler yüklüyor. Onlara sağlıklar diliyorum. E, uykusuz, son derece tempolu geçecek haftalara, aylara giriyorlar. Biz de yakından takipçisi olacağız. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.